LGS'ye son 137 gün, hayallerimize kavuşmamıza son 137 gün. Hemen başlatıyoruz videomuzu günün yorumuyla. Diyor ki günün yorumunda Mehmet Karadal, "Hocam LGS'ye durmadan çok zor diyorlar. Ben de korkuyorum. Ne yapmam gerekir? Hocam bir de deneme netlerim hala yükselmedi. Ne yapmam lazım?" demiş. Hemen ilk sorusuyla başlayalım. LGS'ye veya buna benzer sonunda çok güzel lezzet olan, çok güzel başarılar olan şeylere insanlar her zaman zor derler. Zor, çalışmayın, yapamazsın, vazgeç derler ama siz onları asla dinlemeyeceksiniz. Ne kadar zor olsa da tabii ki hiçbir şey kolay değil. Okumayı yazmayı öğrenmek de zordu. Sınıfta takdir almak da zordu. İyi notlar almak da zordu. Üniversite sınavı da zor olacak. Sonrasında iş hayatı da zor olacak. Bu normal bir şey ama çalışan başarır ve mutlaka güzel sonuçlara ulaşır. Dolayısıyla zor demeleri sizi hiçbir şekilde yıldırmasın. Ve aynı zamanda yeni açıklanan örnek sorulara baktığımızda bir nebze daha kolay olduğunu, bir nebze daha matematikte işlem sayısının azaldığını görüyoruz. Zaten feni zaten yapabiliyorduk. Türkçe her zaman yapılabilecek bir ders. İngilizce, sosyal, inkılap bunlar mutlaka çalışıldığında full yapılabilecek dersler. Dolayısıyla LGS zor değil, LGS'ye çalışmadan kazanmak zor. Ama çalışırsak halledebiliriz. Diğer soruya bakalım. Hocam bir de deneme netlerim hala yükselmeden ne yapmam lazım? Burada şöyle bir durum var. Birincisi deneme taktiğini iyi bilmemiz lazım. Fenden başlamamız gerekiyor sayısala. Denemeyi doğru saatte çözmemiz gerekiyor. Bazı öğrenciler pazartesi günü okula gittikten sonra akşam kursta deneme çözüyor. Saat 5'te, 6'da veyahut da okulda. O saatte çözülen deneme de zaten netler düşük olur. Denemeyi deneme saatte çözmeniz lazım. Yani sabahleyin erken saatlerde temiz bir kafayla sessiz bir şekilde gerçek sınavı çözdüğünüz gibi çözmeniz lazım. O zaman netlerinizin yükseldiğini görebilirsiniz. Yine de yükselmezse yanlışlarınızı düzeltmeniz lazım, yanlışlarınıza bakmanız lazım. Yine de istediğiniz şekilde yükselmezse konu eksikliğinizi kapatmanız lazım. Yine de düzelmezse olabilir hala istediğiniz net artışlara ulaşamamış olabilirsiniz. Bu sefer daha fazla soru çözmeniz lazım. Daha fazla kaynaktan daha fazla çalışma yapmanız lazım. Hatta biz biliyorsunuz size ücretsiz LGS tekrar programı veriyoruz. Burada gün gün hangi konuları çalışacağınızı tekrar edeceğinizi söylüyoruz. Oradan da çalışabilirsiniz. Kendiniz de çalışma programı yapabilirsiniz. Ve şunu asla unutmayın. Bakın size ilginç bir hikaye anlatacağım. Hatta şuraya yazalım. Şurada göstereyim. Şimdi biliyorsunuz şöyle şurası Avrupa kıtası ya. Avrupa kıtasının hemen yanında şöyle İtalya olsun. Hemen burada İngiltere var. İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi var. Bayağı bildiğin deniz böyle. Gemiyle zor geçebileceğin deniz. Ünlü bir yüzücü burayı yüzerek geçmek istiyor. Ve yüzerken işte yanında da böyle kayıklar var. Adam yüzüyor. Yanında da işte şeyler var. Kadın yüzüyor. Yanında da kameramanlar videosunu çekiyorlar. Adam burada can siperhane yüzmeye çalışıyor. Onlar da onu çekiyorlar. Tam yüzüyor. O sırada vazgeçiyor ve tam kıyıya gelmişken, bu kadar uzun bir süre yüzmüşken vazgeçiyor ve diyorlar ki bittikten sonra, yüzme şeyi bittikten sonra kazanamıyor tabii, çıkamıyor, kıyıya geçemiyor. Sonradan başka geçenler olmuş. Diyorlar ki ya çok yaklaşmıştın, neden vazgeçtin? Diyor ki kıyı göremedim, hava sisliydi, kıyı göremediğim için vazgeçtim. Herhalde olmayacak, yüz bitmeyecek zannetmiyor. Çünkü eğer görebilse çok az kalmış diye bitirecek. Şu anda sizler de güzel sınav sonuçlarını göremiyorsunuz. Netlerinizin artacağı günleri, matematikte iyi yapacağınız, fende, Türkçe'de, sosyalde, inkılapta, İngilizce'de hepsini doğru yapabileceğiniz, çalıştığınızda hepsini doğru yapabileceğiniz günleri hemen göremiyorsunuz. Pat diye hemen bakın çok çalışırsam bu olacak diyelemiyor size, denilemiyor. Dolayısıyla vazgeçesiniz geliyor. Vazgeçmeyin, mutlaka kıyıya kadar yüzün ve kıyıya ulaşın. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız diyoruz. Hemen günün sözüne bakalım. Gene konumuzla alakalı. Bilginin efendisi olmak için, yani LGS'nin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şart. Yani denemelerin, test kitaplarının uşağı olmak şart. Onların uşağı olacağız. Onlar güya bize çalış, çalış, çalış diyor gibi olacak. Ama biz esasında sonradan sınavın efendisi olacağız. Günün kitabına baktığımızda ise Sergüzeşt Bir Esir Kızın romanı. Tanzimat döneminde Sami Paşazade Sezai tarafından yazılmış çok güzel bir roman. Batılı anlamda en önemli romanlardan bir tanesi kabul ediliyor. Gerçekçi bir roman. Okumanızı tavsiye ediyoruz yine. 100 temel eser arasında. Günün okuluna baktığımızda İstanbul'dayız bu sefer. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi birçok mezunu süper başarılar elde ediyor. Mesela geçen sene 36 tane tıp ve diş, 15 tane Boğaziçi Üniversitesi'ne öğrenci yerleştirmiş bu lise. Güzel bir lise. İngilizce eğitim veriyor ve dilimi de en üst sıralarda değil ama mükemmel bir lise diyebiliriz. Günün zeka sorusu gerçekten zeka gerektiriyor. Yani burada rakamlar verilmiş. Buraya ne gelir diyor. Hep beraber yapalım. Ben de sizden sonra videoda yapmaya çalışacağım ve yorumlara atmaya çalışacağım. Sizler de ödülü sorumuzu cevaplamayı unutmayın. Şimdiden iyi çalışmalar arkadaşlar.